6. son bölüm. Daha sonra da olabildiğince para koparıyormuş ve bir noktada ortadan kayboluyormuş. Onun para avcısı olduğunu anlamıştım ama bu kadarını elbette tahmin edemezdim. Aradan epey zaman geçti. Bir gün Didem'i televizyon haberlerinde gördüm. Yine zengin birine ağına düşürmüş. Fakat bu kez adam evlenmeden önce Didem hakkında araştırma yapınca gerçekleri öğrenmiş. Sonra da polise ihbar etmiş. Didem'i elleri kelepçeli görünce çok rahatladım. Çaldığı paraları ve takıları annesinin evindeki kasada sakladığı ortaya çıkmış. Babam böylece şirketin paralarını ve Didem'e aldığı mücevherlerin büyük kısmını geri aldı. Bu arada Didem diyorum ama gerçek adı Funda'ymış. Her yeni evliliğinde sahte kimlikle ismini de değiştiriyormuş. Günlüğümle ilgili hikayeyi babama aylar sonra itiraf edebildim. Ne tepki vereceğini kestiremiyordum kahkahalarla güldü. Tıpkı annen gibisin. Senden korkulur, dedi. Oysa benim niyetim sadece üvey annemin günlüğümü okuduğunu kanıtlamaktı. Fakat yaptığım bu küçük oyun hiç tahmin etmediğim şeylere neden oldu.